Ya arkadaşlar iyi ki geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Artık beraber Roblox oynayabiliyoruz. Normalde de oynayabiliyorum ama siz gelince daha güzel oynuyoruz. Daha eğlenceli oluyor. Chat'ten yazamıyorum. Çünkü daha çok küçüğüm. Ama siz yanıma gelince beraber konuşabiliyoruz. Ve bu da çok eğlenceli oluyor. Ece. Efendim. Ya biliyor musun? Hani biz Roblox'ta böyle karakterlerimizi senin gibi yapmıştık ya, çok güzel olmuştu. Evet. Böyle yapalım mı? Yapalım. Çok güzel oluyor. Hadi yapalım. Tamam. Bu arada arkadaşlar siz YouTube'dan Ayşem Ece Arı, Muhammet Efe Arı, Aleyna Arı, Yusuf Arı izliyor musunuz? Ya çok komik videolar atıyorlar ya. Çok güzeller. Onları ben izliyorum da onların soyu ayı değil ki. Arı. Ayı gibi söylüyorsun. Ayı değil. Arı. Ayı mı? Evet biliyorum. Arı. Ama ben bazen böyle R'ye bazen Y diyorum ya. O yüzden. Kızlar tık. Aa, annem geldi. Giy bakayım anne. Gidebilir miyim? Giyebilirsin. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz anne. Sen anne. Bak şu abime bir şey söyledi. Ben her arkadaşlarım da o da çağırıyor. Çok gıcık oluyorum. Ya ben arkadaşlarımla güzel vakit geçireceğim. Bakıyorum iyi tam bizde. Evet aşkım, abi zaten çağırıyor, bir şey olmaz. Ben şimdi gider onlara bakarım. Size de zaten karışmazlar. Sen hiç merak etme. Ben aşağıda size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Bilmiyor musun? Geçen gene geldi Nisa ile Ceyda bizi ve gene gıcıklık yaptı bak. Hele bir daha yapsın. Onun saçını başını yolacağım. Zaten saçı kalmadı yolduğum için. Uyarım ben onu, tamam mı kızım? Hadi siz arkadaş tamam. Güzel oynayın. Tamam. Aa, bu arada Ceyda, Nisa bak annem benim saçımı kalküt kesti. Nasıl olmuş, beğendiniz mi? Çok güzel, harika olmuş. Çok bayıldım. Ya bir şey diyeceğim. Sizin saçlarınız da çok güzel böyle örgülü. Seninki de çok güzel Nisa, böyle kısacık ama böyle çok güzel gözüküyor ya, bayıldım. Arkadaşlar dışarı mı bakıyorsunuz? Çok güzel değil mi bu Brookhaven ya? Oo, manzarası mükemmel. Hele bizim evden mükko gözüküyor. Gerçekten eviniz çok güzel. Manzarası da çok güzel. Her yerde çok güzel görünüyor sizin. Teşekkür ederiz. Bir gün ben de sana gelirim. Senin evinde manzarana bakarız. Hem senin evinde yakın ya bize. Evet evet. Ya biliyor musun Ece? Hep ben size gelmek istiyorum çünkü çok eğleniriz ama gerçekten sen de bize gelebilirsin istediğin zaman. Teşekkür ederim. Ya arkadaşlar abim gene bize gelir satışırsa ona bir şey yapalım, tamam mı? Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya çıkın odamdan. Ya çıksanız odamdan. Ya arabayı burada süremeyeceğiz mi ya? Ya burası benim odam. Çık kendi odanda sür ya. Ya o kadar da olmaz ya. Yiğitman'la gıcıklık yapmayın bize lütfen. Anneme söyleyelim bak. Siz bizi kovarsınız he. Bekleyin biz hemen geliyoruz. Çıkın odamdan, çıkın. Sadece kız arkadaşlarım gelebilir odama. Çocuklar niye bağırışıyorsunuz orada bakayım? Anne ya abim gene gıcık ediyor bizi. Yani gel. Kutuları atla. Anne odama kutu sokuyor ya. Tamam. Hadi dışarı çocuklar. Hadi bakayım. Hadi. Bir şey söyle anne şunlara. Tamam. Oğlum yapmasana. Arkadaşımla geliyoruz. Ben yapıyorum. Yapmayın şunu, bırakır mısınız? Hadi. Tamam. Şunları anneciğim kaldırın. Hadi. Ben yapmıyorum zaten. Tamam kaldırın anneciğim hadi. Bak şu kızlar ya. Gelin ne yapıyorlar? O da böyle şey olur işte. Kızlar gelin biz aşağı inelim. Kola filan içelim. Hadi anneciğim. Efendim kızım. Biz aşağı milkshake içmeye gelelim mi? Tamam kızım hadi gelin, ben aşağıdayım zaten. Hadi gelin koşalım. Anne yemekte ne var? Yemekte pizza var oğlum bak. Çikolata. Of bunlar da buradaymış ya. Pizza değil mi? Pizza hadi gelin kızlar. Ya. Bugün pizza sipariş ettim seviyorsunuz diye. Domino's Pizza'dan pizza gelecek. He? Bak Domino's. Oradaki akşamdan kalan pizzayı da ısıtıp yiyebilirsiniz. Şurada mikrodalgaya koyun. Olur mu? Ama anne Domino's Pizza'nın pizzaları daha güzel oluyor. Biz hani biz Minos Pizza'dan almıştık ya. Domino's daha güzel oluyor. Ben dayanamadım. Evet, siz de yedim. Seviyorsunuz diye aldım ben. Hadi istediğiniz kadar yiyin arkadaşlar. Çikolata. Ben de televizyonu açayım, tamam mı? Alerji seyredeceğim. Tamam anne. Hadi gelin kızlar, biz de odamıza gidip evcilik oynayalım. Anne, maymuşumu nereye koydun? Aha, kedi, köpek. Odanda kedi, kızım, köpek. Odanda. Ama ben odamdan almıştım, buraya getirmiştim. Aa, çocuklar, aha, haberleri gördünüz mü? Ne olmuş? Anne, ne olmuş? Diyor ki haberlerde anneciğim, Brookhaven'da böyle sallantılar varmış, her an büyük bir deprem olabilir diyorlar. Ne? Anneciğim ya. Hadi gel kızlar, biz Roblox'a girelim. Ama bir dakika kızım, bak bu çok önemli. Bir dakika beni dinler misiniz? Efe oğlum lütfen sen de dinle, bakın bu çok önemli. Şimdi biz deprem için hiçbir hazırlık yapmadık. Ben birkaç bir şey hazırlayacağım. Deprem çantası mı? Evet. Deprem çantası beraber hazırlarız ama deprem olduğunda ne yapıyorduk gösterin bakayım bana. Size daha önce söylemiştim. Çok önemli bir şey bu. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Anladık. Herhangi bir cismin masalar ve sandalyeler dışında koltukların, yataklarımızın yanına çökeliyoruz ve tutunuyoruz. Evet, çök kapan yapıyoruz. Efe sen de yapar mısın? Bir göster bakalım çök kapanı. Hadi oğlum. Ben hemen yapıyorum şöyle. Hadi bakalım anneciğim. Oğlum bak şakanın sırası değil. Bu çok önemli. Deprem olacak diyorlar bak. Arada sırada nadir depremler oluyormuş Brookhaven'da. Bu da büyük bir depremin habercisi diyorlar. Evet anneciğim hadi sen şeyini ayarla. Sen şeyini yap. Deprem çantanı yap. Ben de Roblox oynayayım. Ya anne internet gitti. Ben interneti açayım mı? Aç bakalım kızım. Bir dakika ben deprem çantasını hazırlarken ne olur ne olmaz içine her şeyi koyup sen de interneti aç. Önce bir yukarı bir gidin bakın anne, bakalım. Anne bir şey diyeceğim ya. Anne açtım. Keşke deprem şeyi olmasa. Yani böyle şansı olmasa böyle ya. Olmasın. Evet aslında çok kötü bir şey ama hazırlıklı olursa. Hazırlıklı olursa. Çabuk çocuklar çabuk. Dediğim şey yapın. Herkes. Hadi. Çok kapı yapıyorsunuz. Hadi korkun yanına. Annemi istiyorum. Korkmayın. Anne buradaki zaten. Tamam korkmayın çocuklar korkmayın. Bakın geçiyor. Çok az sürdü zaten. Tamam korkmayın tamam mı? Tamam bir daha. Kıpırdamayın çocuklar. Anneciğim korkuyorum. Bakın biraz şey tamam geçti. Hadi gelin dışarı çıkalım. Hemen dışarı çıkalım. Koşun. Hemen çıkalım. Oh. Tamam bitti galiba. Tamam evet, anne deprem çantasını aldım. Depremin habercisi olabilir. Gelin dışarıda bekleyelim. Tamam bir tamam. Anne. Ece içeride durma. Ece dışarıda durun. Dışarıda durun. Arabanın yanına çökün. Arabanın yanına çökün hemen. Anne. Tamam arabanın yanına çöktük. Oh tamam. Dikkatli olun. Yalnız dökülmeye başladı evdeki parçalar. Ya ev yıkılırsa anne. Tamam kızım biz dışarıdayız. Bize bir şey olmayacak şimdi. Arabanın arkasından hemen çadırları çıkartalım Efe. Eve girmeyelim bir süre. Anne hala deprem oluyor. Anne ya. Böyle. Bir şey diyeceğim ne oluyor? Anne dur bir bakayım ya. Şöyle YouTube'dan son dakika haberi. Brookhaven'da 9.1 deprem olacaktır. Evin içine girmeyelim. Çok hızlı geliyor bu deprem. Çok kötü. Görüyor musunuz? Nasıl sallanıyoruz? Anneciğim çadırları çıkartalım. Hemen ama kızım önce gazı kapatmamız lazımdı. Yangın çıkabilir evde. Hemen gazı kapat. Tamam. Koş. Ben de şu taraftaki elektrikleri kapatacağım. Hemen kapatacağız hadi. Elektriği de kapatayım mı? Kapat kızım ben şeyi kapatacağım. Birimiz gazı birimiz elektriği. Koş. Efe sen de yukarıdaki şeyi kapat oğlum hadi. Tamam ben de hemen kapatıyorum. Oy, kapattım anne. Anne deprem durdu galiba. Evet çok şükür deprem çantasını alayım hemen. Tamamdır. Anneciğim ne olur ne olmaz gece uyurken filan olur dışarıda çadır koyarak yatalım. Tamam aynen öyle yapalım kızım. Aldım çantamızı arabadan çadırımızı. Hadi Efe gel beraber çadırımızı kuralım. Anne korkuyorum. Burayı da ayarladım. Anne bu araba 3 kişilik ne yapacağız? Biz 5 kişi arabada kalmayacağız. Çadır kuracağız. Bakın, arkadaşlarınız da ailesi gelir zaten şimdi. Evin girişine bakın bir. Evin girişine bakın. İyi hazırladım. Artık burası tehlikeli bir yer. Tamam oğlum iyi yapmışsın. Gel buraya Nizza, Ceyda uzaklaşın evden. Ece gel kızım. Hadi Efe gel çadırları şuraya kuralım oğlum gel. Anneciğim ev ya üstümüze çökerse? Anneciğim şimdi çadırda kalırsak hiçbir şey olmaz. Sen de gelip kontrol ederler. Bak demek ki bizim binamız sağlammış ki depreme dayandı. Evet. Efe hadi oğlum gel. Bu değil. Geldim. Bu değil. Çadır mı kuracaktık? Evet anneciğim buraya çadırımızı kuralım. Aferin bir tane daha kuracağız. Hop 3 tane kurdum. Tamam. Tamam burası benim olsun o zaman. Oh. Şuradan hemen yatağımı da alayım. Ne oluyor? Kaç tane çadır kurdunuz? Aa, çok oldu. Anneciğim ben çadırımın içindeyim. Ya arkadaşlar bırakışınız ya. Anneciğim şöyle arkadaşlarımca ben çadırda duruyorum. Ay, evet bakayım. Evet tamam. Bakayım YouTube'a ne olmuş. Son dakika haberi. Anneciğim haber var yine. Son dakika haberi. Evet kızım neymiş haber? Haber birkaç hafta veya birkaç gün sonra 9 nokta deprem olacakmış. Oo kızım. Yani yine deprem. Şimdi gel hemen. O zaman çantamızı kontrol edelim. Gel kızım buraya çadırımızın içine. Anne, gel anneciğim. Anne biz neden burada duruyoruz ki? Hadi gelin gidelim. Hayır anneciğim burası bizim evimiz. Başka insanların baksana görmüyor musun? Evleri yıkılmış. Orası daha kötü. Ben her şeyi hazırladım bakın. Burada bize bir hafta yetecek kadar su. Görüyor musunuz? Evet. Aslında doğru. Bozulmayacak anneciğim, yiyecek. Fener. Sonra ilaçlar. Görüyor musun bak? Size ilaçlarınız var. Onları da koydum. Peki sonra battaniye anneciğim koydum. Evet kızım. Bu arada şimdi biz bağırırız. Ya bina üstümüze çekilir bağırırız. Düdük aldın mı? Düdük aldım. Bak bir de böyle yataklarımızı da aldım. Buraya böyle koyacağız yatağımızı tamam mı? Tamam. Aynen öyle. Öyle tepeye koyacağız orada yatacağız tamam mı? Neden tamam tepeye? Şaka yaptım şaka. Öylesine koydum üstüne. Oh. Hop. Düştün mü kızım? Pembe yatak. Ay çok şivinim. Gördünüz mü? Deprem çantasında olması gerekenleri bir tekrarla bakalım Ece. Deprem çantasında fener, ilaçlar, belgeler, düdük, fener, su, bozulmayacak yiyecekler. Bir de battaniye. Evet bir de battaniye. Evet, anneciğim bu arada biterse diye pille koyacağız kızım. Evet anneciğim bu arada sen biliyor musun? Biliyorsun şey çok büyük bir şey. Yorgan çok büyük bir şey. Yeni böyle depremlere özel bir tane yorgan yapmışlar. Minicik elimden küçük bir yorgan. Onu açıyorsun kocaman oluyor ve seni ısıtıyor. Çok güzel değil mi? Eğer evet, Allah korusun enkaz altında kalırsak ki Allah korusun olmasın. Yani hazırlıklı olmalıyız ona da değil mi? O eğer evet, çok yakınımızda böyle bir şey olursa üşümeyiz ısınırız yani. Aynen anneciğim çok doğru. Evet anneciğim. Bütün evet, arkadaşlarınız burada değil mi? Deprem de evet, geçti çok şükür. Tam da haberlerde çıktığı gibi oldu. 9 nokta şiddetinde. Aynen ama anneciğim öyle, çok şeydi. Ay, şimdi çadırları silelim de. Aa, ben de yanıyorum anne. Depremden daha çok acı verici. Gel seni söndüreyim fıs şeyle. Deprem aman yangın söndürücüyle. Tamam anneciğim çadırları çeksinler de dizilebilelim. Tamam aşkım gel şuraya gidelim gel. Ups. Burayı da kapatmışlar. Tamam. Oh. Tamam. Oh. Abi ben sana göstereceğim. Yaramaz Efe. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Hem Aleyna'nın hem Yusuf'un hem benim hem abimin kanalına abone olursanız çok çok seviniriz. Bildirimleri açarsanız her video attığımızda anında haberdar olursunuz. Eğer sizler de bizlerle video çekmek istiyorsanız kanallarımıza bulunan katıl butonuna tıklayarak bizlerle video çekme şansı yakalayabilirsiniz. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like. Görüşürüz. Like.